Aslında 1900'lerde falan başlamış ketojenik beslenmeyi. İlk keşfeden insanlar 1920 yılında epilepsi hastalarının tedavisi için bulmuşlar. Hani diyoruz 2,5 litre su içmek ama bu su tüketimini de bir gün içinde nasıl yaymak gerekiyor? Yani ben oturayım da şimdi 1 litre su içeyim mi? Yoksa bunu mesela sabah, işte öğlen, akşam nasıl bölmek lazım? Bu aslında vücudun şöyle bir algısı var Beste. Erkeklere çok uygun çünkü biraz daha et yüzdesi fazla olan bir program olduğu için onlar da daha rahat yapabiliyorlar. Sebze seven diğer kesime göre. Milliyet.com.tr'den herkese merhaba. Bugün benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Uzman diyetisyen Pınar Demirkaya. Pınar, hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmekten de ayrıca çok keyif aldım bugün. İyi ki geldin. Sen hoş geldin. Ben de öyle. İyi ki bir araya geldik. Çok özlemiştim. Çok da bugün güzel şeyler konuşacağız bence. Hemen de başlamak istiyorum aslında. Pınar, şimdi son aylarda, son zamanlarda çok sık duyduğumuz bir şey var. Ketojenik beslenme, Evet. ketojenik diyet. Nedir ketojenik? Çok haklısın Beste. Son dönemde çok fazla duyuyoruz ve hani hızlı kilo verdirdiğine dair aslında insanların en çok konuştuğu şeylerden bir tanesi ketojenik beslenme. Ketojenik beslenme aslında en basit tanımıyla şu demek. Biz normal sağlıklı beslenme programlarında karbonhidrat yüzdesini daha yukarıda tutarız. Yani karbonhidrat tüketimimiz daha fazla olur. Ketojenik beslenmede bu yüzde değişiyor. Bu sefer yağ ve protein yüzdesini biraz yukarı çıkartıyoruz ve karbonhidratları olabildiği kadar kısıtlıyoruz. Böyle olduğunda da vücudun enerji ihtiyacını karbonhidratlardan değil de yağlardan karşılamasını sağlıyoruz. Bu da vücudun depo yaptığı yağların yakılması anlamına geliyor. Bu şekilde de insanlar yağlarını küçülterek çok sağlıklı bir şekilde kilo verebiliyorlar aslında. Kökenine inecek olursak hani ketojenik beslenme hep bu amaçla mı vardı? Neden biz bunu işte bu yıllarda daha fazla duyuyoruz diye konuşacak olursak aslında 1900'lerde falan başlamış ketojenik beslenmeyi. İlk keşfeden insanlar 1920 yılında epilepsi hastalarının tedavisi için bulmuşlar. Ki bugün günümüzde de nörolojik rahatsızlıklarda hala kullanılan çok iyi bir beslenme programı. Ama bu bulunurken şöyle bir son zamanlarda şöyle bir yol ortaya çıkmış. Bu beslenme tarzı aslında insanlara çok da iyi kilo verdiriyor kanısı ortaya atılmış ki bu kesinlikle doğru. Bu yüzden de yağ ağırlıklı beslendiğimiz, karbonhidratları sınırladığımız çok da güzel kilo vermemize yarayan bir beslenme programı diyebiliriz kısaca. Karbonhidrat yemiyoruz dedin. Peki neler daha ağırlıklı yiyoruz ketojenikte? Yani şöyle karbonhidrat yemiyoruz değil de olabildiği kadar az Az yiyoruz. Onu yiyoruz. da mesela biraz daha sebzelerden tüketmeye açıkçası. Çünkü sebzeler de karbonhidrat. Şimdi sebze deyince şey diye düşünebilirler. Aa sebze karbonhidrat mıydı? Çok karşılaştığımız konulardan bir Evet. tanesi. Evet sebze de bir karbonhidrat. Karbonhidrat içeriğini olabildiği kadar az miktarda sebzelerden karşılamaya çalışıyoruz. Bunun dışında işte zeytin, avokado, protein içerikli işte et, tavuk, balık, yumurta gibi besinleri bu beslenme programında biraz daha fazla tüketiyoruz. Hemen şunu sorabilirsin. Erkeklere çok uygun. Aynen. Erkeklere çok uygun çünkü biraz daha et yüzdesi fazla olan bir program olduğu için onlar da daha rahat yapabiliyorlar. Sebze seven diğer kesime göre. Göre, evet. Peki ketojenik beslenmede sıvı tüketimi ne kadar olmalı mesela? Yani ketojenik diyeti yaparken. Çok doğru bir soru sordun. Sebebi de şu aslında. Ketojenik diyette protein tüketimimiz arttığı için vücudumuzun bir noktada su ihtiyacı da artıyor. Bu yüzden bu da böbreklere eğer tüketilmezse yüklenmek anlamına da gelebiliyor. Bu yüzden normalde hani 2-2,5 litre diyoruz ya. Özellikle ketojenik tarzında bir beslenme yapan bireyler için bunun altına düşmemekte her zaman fayda var. Bir tık daha üzerine çıkılabilir. Ama normal bir bireyin işte 2 litre su içmesi çok şart bir durum değilken bu tarz beslenen bir bireyin 2-2,5'un altında düşmemesi bizim için çok önemli. Hani diyoruz 2,5 litre su içmek ama bu su tüketimini de bir gün içinde nasıl yaymak gerekiyor? Yani ben oturayım da şimdi 1 litre su içeyim mi? Yoksa bunu mesela sabah, işte öğlen, akşam nasıl bölmek lazım? Bu aslında vücudun şöyle bir algısı var Beste. Bir şeyi bir anda verdiği zaman vücut onu kullanamıyor. Bu besin için de böyle. Bir anda işte çok fazla protein ver, diğer öğünlerde verme, işte yağa çeviriyor ve depoluyor. Aslında protein kullanamıyorsun. Bu su için de böyle. Suyu mutlaka gün içerisinde yaymak gerekiyor. İşte yarım saat aralıklarla, işte bir saat aralıklarla tüketildiğinde vücut için anlamlı bir şekilde su tüketmek oluyor. Çünkü vücuda aslında giren suyla çıkan su eşit. Yani biz aldığımız kadar suyu dışarı gönderiyoruz. Bu yüzden bu parça parça alındığında, parça parça gittiğinde dehidrasyon dediğimiz vücudun susuz kalma olasılığını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu yüzden de her zaman işte saatte bir belki yarım saatte bir belki 2 saatte bir aralıklarla tüketmekte hep fayda var. Peki ketojenik diyeti herkes yapabiliyor mu?
Ketojenik diyeti herkes yapabiliyor mu? Çok ciddi böbrek rahatsızlıkları olan insanlar dışında ketojenik diyet yapılabilir bir diyet. Zaten diyetin içeriğinden dolayı çok uzun süre sonsuza kadar yapmak herkes için çok mümkün olmuyor. Bir yerde insanlar sıkılıyorlar ve ufak ufak normal beslenmesine geri dönüyorlar. Bu yüzden aslında birçok kişi için uygun bir diyet diyebiliriz. Peki şimdi Ramazan geliyor. Ramazan'da ben ketojenik diyet yapmak istiyorum. Çok iyi olur. Mümkün mü? Mümkün. Hatta şöyle yapmış olursun onu. Intermittent fasting ile ketojenik diyeti birleştirmiş olursun. Bu da senin kilo vermeni biraz daha tetikler. Ben çok şeyci değilim. Az çok biliyorsun zaten. Hani sürekli öğün yapın, işte ara öğün, ana öğün, böyle değilim. Olabildiği kadar az öğün yapılması taraftarıyım. Bu yüzden intermittent fasting de benim en beğendiğim beslenme modellerinden bir tanesi. Bir de bunu Ramazan'da ketojenikle birleştirdiğimizi kilo vermeme ya da işte vücudumuzun kendini yenilememe gibi bir şansı yok aslında. Bu yüzden çok iyi bir seçenek olur. Nasıl besleneceğiz o zaman Ramazan'da? Neler tüketelim? Yani şöyle yapalım, ketojenik gibi planlayalım o zaman. Mesela işte sahura kalkıyorsunuz. Sahurda işte yumurta mesela burada iyi bir seçim. Yumurta, avokado, zeytin, işte biraz yeşil yapraklı sebze tükettiğinizde zaten doyuma ulaşıyor olursunuz. Akşama geldiğinde de yine atıyorum bir etli bir çorba, bir tavuk çorbası, et tavuk balıktan oluşan, yine yanına biraz salatadan oluşan bir menü olduğunda, işte yine zeytin eklendiğinde, birazcık da böyle kırmızı meyveler az miktarda eklendiğinde ketojenik beslenmiş oluruz. Bu da kilo vermemizi çok ciddi derecede tetikler. Tabii şunu diyebilirsin, hiç mi baklava yemeyeceğiz? Yani o zaman Yemeyeceğim. o şey gidiyorsak yemememiz daha uygun olacak. Tatlı sever biri olarak zor yani. Ya toplum Tatlı. aslında biliyorsun tatlıya Evet. çok yatkın. Çünkü Evet. biz hepimiz şeydeyiz. Biraz daha böyle şefkat, ilgi seviyoruz. Evet. Tatlı da şefkat ve ilgi eksikliğinden demeyeyim de ona düşkünlüğümüzden daha fazla ortaya çıkıyor. Evet. Bu yüzden bizim için aslında hani Ramazan'da işte baklava yememek, kadayıf yememek çok Çok zor. zor. Ama şimdi şu bir tetikleyici olabilir bu arada. Eğer hani Ramazan sonu yaz geliyor, işte yazın da ben kendimi daha iyi görmek istiyorum idealiyle yola çıkarsak bir noktada bu Ramazan'ı ketojenik Çok teşekkürler Pınar. geçirebiliriz bence. Rica ediyorum. Çok keyifliydi ki geldin. Sen de verdiğin bilgilerle bizi aydınlattın. Çok teşekkür ederiz Rica ediyorum. tekrar. Sorularınızı bekliyoruz. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem yine videomuzun altına YouTube hesabımızdan sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için görüşmek üzere. Milliyet Dijital'le hayatı kaçırma.